Merhaba arkadaşlar. Elif ve Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gün ışığı motifinin yapımını paylaşacağım. Çok güzel bir motif, çok şirin bir motif. Yine bebek battaniyelerinde, hırkalarda, kırlentlerde çok rahat kullanılabilecek çok şirin, şık bir motif. Ve renklerin çok güzel kendini gösterdiği bir motif bu motif. O halde yapımıza geçelim. Ben yine 3 mm tığ kullanacağım ve 4 farklı renk. Orta kalınlıkta koton iplerim var. Şimdi yapımına başlayalım. 5 zincirden oluşan bir halka ile başlıyoruz yapımımıza. 5 zincir çekiyoruz. Ve bir halka oluşturuyoruz. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve halkamın içerisine 15 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani zincirimle birlikte 16 tane ikili trabzan olacak. Ben 16 tane ikili trabzanla halkamı doldurup tekrar geri geleceğim. Şunu tekrar ifade edelim. Zincirle birlikte 16 tane olacak. Yani 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. 16 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3. tepeye tek seferde birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şuradan ipimizi çekelim. Göbeğimizi küçültmüş olalım. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Şöyle. İpimi tığıma sabitliyorum. Ve her bir trabzanın tepesine fıstıklar yapacağız. Şimdi buraya birleştireyim ipimi. Birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve bir doluyorum, çekiyorum. Bir kere daha doluyorum, çekiyorum. Ve topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu işlemi her bir trabzanımın tepesine yapıyorum. Doladım. Ve diğer fıstık büyüklüğünde ipimi çektim. Tekrar 2, evet, 3 kere çektim. Ve şimdi ipimi çekiyorum ve bir zincir. Bakın, bu şekilde fıstıklar yapıyorum. Bir daha göstereyim. Doladım. Çektim. 1, 2, aynı yere batıyorum. 3. Şimdi hepsini birden çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir kere daha göstereyim. Doladım tığıma. 1, 2, 3. İpimi çekiyorum ve bir zincir. Bu şekilde 16 tane fıstığım olacak. Ben yine buraya kadar yapıp tekrar geri dönüyorum. Evet, son kısma geldim ben. Şimdi bir zincir çektim ve buradaki fıstığımın tepesine birleştiriyorum. Tek seferde bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Evet, şimdi diğer ipime geçiyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Ve şöyle motifim tek zincir çektiğim her bir araya birleştirdim. Evet, 3 zincirle
Yukarıya çıkıyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum. İkisini çekiyorum. İkisini bırakıyorum tığımda. Tekrar doladım. İkisini çektim. İkisini bıraktım. Tekrar doladım. İkisini çektim. İkisini bıraktım. Pardon. Ve şu şekilde bakın. 2, 4, 5 tane ip oldu. Tığımda. Hepsini birden çekiyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar görelim. Tığımın başına doladım ipimi. Diğer aradayım. İkisini çekiyorum, ikisini bırakıyorum. Tekrar doladım. İkisini çektim, ikisini bıraktım. Tekrar doladım. İkisini çektim, ikisini bıraktım. Tekrar doladım. İkisini çektim. 2, 4, 5 tane. Şimdi bu 5'ini birlikte çekiyorum. Ve 2 tane zincir. Bir kere daha yapalım. Yani 4 tane yarım trabzan gibi düşünelim. İkili trabzanın teklerini çekerek 4 tane trabzan yapıyoruz. Sonuncuyu hepsini birlikte çekiyoruz. Şu şekilde. İkinciyi çektim. Doladım. Üçüncünün ikisini çektim. Bir kere daha yapıyorum. 4 tane yapıyorum bu şekilde. Ve tığımda 5 tane ipim var. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2 zincir. Ben bu işlemi sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, ben sıramı tamamladım. İpimi diğer rengime buraya sabitledim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Ve 3 tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Zincirle birlikte 3 tane olmuş oluyor. 2 kere doluyorum. 3 tane ikili trabzan üçlü trabzan yaptım. Şimdi yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğne tek dolayıp tek seferde çekiyorduk. 3 tane yapıyorum. Hemen yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hemen diğer köşeye geçiyorum. 2 doluyorum. 3 tane doluyorum. 3 tane ikili trabzan. Pardon. 2 doluyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 2 dolamalı üçlü trabzanlarımız bunlar. 3 zincir çekiyorum. 3 tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere dolayarak yaptığımız üçlü trabzanlardan bunlar. Evet. Bakın. Bu şekilde köşemizi oluşturuyorum. Bu köşemizi oluşturduk. Şimdi dönüyoruz diğer tarafa. Şimdi bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına 3 tane çakma sık iğne. Çakma sık iğneyi hatırlayalım. Tek doluyorduk, tek seferde çekiyorduk. Tek doluyorduk, tek seferde çekiyorduk. 3 tane yapıyorum. Hemen yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 kere doluyorum. 2 dolamalı 3 tane üçlü trabzan yapıyorum bu boşluğuma da. Diğer köşemi yapıyorum şu an. 2 dolamalı 3 tane üçlü trabzan. Üç zincir çekiyorum. 2 doluyorum yine aynı yere 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet. 1
2 ve 3. Şu şekilde. Hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Yani yuvarlak motifimizi bu şekilde köşelendirmiş oluyoruz. Hemen yanına 3 tane çakma sık iğne. Ve hemen yanına 3 tane ikili trabzan. Ben bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Burada tekrar görüşelim. Evet, son kısma geldim. 3 zincir çektim. Ve artık son trabzanın tepesiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet. Güneş motif yapımı da bu şekildeydi. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.